Hadi bakalım. Soramazsın taksici. Bir bakalım taksiciye. Taksiciler neden turistleri kazıklıyor? Soramazsın'ın 15'in 6. ayında. Soramazsın'ın yeni bölümünde Hüseyin Duman'la birlikteyiz. Kendisi Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı. Birleşik Hoş Taksiciler geldin. Derneği Hoş Başkanı. bulduk. Kötü bir şey gerçek mahkemeye Biraz verir mi kendinden lan? bahseder misin? 2005'in 6. ayından beri faal olarak ticari taksi şoförlüğü yapmaktayım. 25.07.2012 tarihinden itibaren de bugüne kadar bu derneğin genel başkanlığını yapmaktayım. Karşılaştığın en tuhaf müşteri kimdi? En tuhaf müşteri bir yaz ayı, yaz ayının sonlarına doğruydu. Hı hı. Aksaray'da Yenikapı Köprüsü'nden aşağı doğru Yenikapı'dan döndüm. Aksaray'a doğru giderken yolun ortasında yürüyen bir insan vardı. Ama nasıl yürüyordu? Üstünde bir palto vardı. Hı hı. Yaz günü gibiydi. O günde hiç iş yapamamışım. Çok kötü durumdaydım da. Üşüyordur belki ya. Böyle bir hastalık var bu arada. Yazın bile üşüme tarzı. El etti, durdu. Arabayı aldım. Arka tarafa oturdu. Önce dedi ki Gazi Osman Paşa'ya gideceğiz. Ayağını böyle konsül... Taksiciler sürücü adaylarına karşı duyarlı değil genelleme. Taksicilerin büyük bir çoğunluğu genel olarak hiçbir şeye karşı duyarlı değil. Üstüne koydu. Bizim su koyduğumuz yere koydu. Şöyle bir baktım. Yani ayağını buraya niye koyuyor gibilerinden. Dedi ki yolda dedi bir şey alabilir miyiz dedi. Nasıl dedim. Ya bir bira almak istiyorum dedi bana. Peki dedim. Bir bira aldı. Sana bir şey alayım dedi. Bana da bir meyve suyu aldı. Sonra evet. Dedi ki ya biraz dedi senden İstanbul'u gezebilir miyiz? Şöyle bir düşündüm. Acaba parası var mı? Parası yok mu? Çift kapı yapar mı? Beni Katakulli'ye getirir mi? Şöyle tedirginim de. İçimden düşündüm ben mi kumarı oynayacağım dedim. Peki dedi. Yalnız dedi kilometre şey taksimetre 50 lira olduğu zaman duracaksın. 50 liranı alacaksın. Sıfırlayıp devam edeceğiz dedi. Peki dedim. Başladık sohbet etmeye. 10 numara. İsmimi öğrendi. İsmimi sordu. İsmimi öğrendi. Ve ismimi benden bir kalem istedi. Avucuna yazdı. Bu nasıl bir müşteri lan? Avucunun içine yazdı. İkide bir konuşurken avucunun içine bakıyor. İsmimle hitap etmeye başladı. Çok ilginç bir yolculuktu. 5.30-6'ya doğru aldığım yolculuk gece saat 10-10.30'a kadar devam etti. Gece saat 10-10.30'a kadar devam ettiyse bir 2-3 bin lira almışsındır abi. Ve ben her 50 lira olduğunda sıfırlıyordu. 50 liramı veriyordu. Hepsi 50'lik miydi ya paraların? Arka cebinden böyle bir jiletin içerisinden alıyormuş gibi gördüm. Yani 50 lira geliyor ama kıvrılmış bir şekilde. Baktım ki balya kalın. Dedim tamam. Bizim paramız bunda garanti. Bizim paramız hadi çocuğun nişanı tamamdır. Ve hemen hemen o günlerden bahsedeyim. 250-280 liraya yakın bir meblağ aldık. 280 lira mı? Nasıl 280 lira abi? 280 liralık taksi dediğin... Yarım saatlik yoldur 5.30'da almışsın, 10'da bırakmışsın. 5 saatlik yolculuk nasıl 250 lira oluyor ya? Gerçi eskiden değil mi? 2012'de sanırım. Nereleri gezdik? Boğazından tut, Taksim'deki Harbiye'deki... Yine az geldi ya. Harbiye Caddesi'nden Taksim'deki güzel yerlerden düşün. Eskiden 2012'den mi 2005'ten mi bahsediyor? Hatta bir iki tekliflerde falan bulundu bize. Kesinlikle olmaz dedim. Bizim dostumuz var, düşmanımız var dedim. Seyran Tepe'ye kadar gittik. Ondan sonra geldik Gazi Osman Paşa'da berberine geldi. Ağlamaya başladı. İlginç bir, çok ilginç bir müşteriydi bana göre. Ve en sonunda berber de geldi ona işte şöyleydi, böyleydi diye bazı hataları olmuş. Berberin de ona karşı. Çok ilginç bir yolculuktu. Hiç unutamadığım yolculuklardan bir tanesidir o. Çift kapı yapmak ne demek? Çift kapı yapmak ne demek? Yolcuyu alıyorsunuz. Ben buna bir örnek vereyim isterseniz. Kale Center'ın önünde bekliyoruz.
Müşteri bekliyoruz ama ileride dörtlüleri yanan bir araba var. Müşteri geliyor, alıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, o araba orada duruyor. Gidiyoruz, geliyoruz, o araba orada duruyor. En son dayanamadım. Gittim arkadaşın yanına. Ne bekliyorsun dedim. Abi dedi, birisi dedi, var dedi. Eminönü'nden aldım. Evet, Aksaray'da dedi ki marketlere mal pazarlıyormuş. Aksaray'da durduk. Bilen falan mağazaya girdik. Orada hı hı. Çapa'ya geldik falan mağazaya girdi. Hepsine gitti gitti geldi. En son burada dedi bir Migros varmış dedi. Ona geldim dedi. Bekliyorum dedi. Abo! Ya dedim buranın bir de öbür kapısı var. Ve gece saat 10'du. Kapanıyordu. Arkadaşla beraber yardımcı olmak için kendisiyle beraber Migros'a kadar gittik. Bu şahsı göremedik. İşte çift kapı dediğimiz olay bu. O her gün meğersem böyle yapıyormuş. Getiriyor, yolculuğu önce bir taksiciye bir güven sağlıyor. Sonra kendisi bir tarafta bir sitenin içerisine giriyor. O sitenin içerisinde başka çıkışı var. O çıkıştan çekiyor gidiyor. Taksicinin böyle hakkını vermeden çekip gidiyorlar. Bunlar gibi onlarcası var. Biz... Çok vardır bu arada bu olay ya. Benim bir iki taksici arkadaşım var, onlar da yaşamış buna benzer. Abi benim arkadaşlarım yaşadığı genelde bu tarz çift kapı olayı değil de bildiğim mesela atıyorum bir yere götürüyor arkadaşım işte atıyorum Kuşadası'nda Aydın'a götürüyor. Kadın veya adam kapıyı açıyor çıkıyor kaçıyor yani hani onlarınki tam manyaklık. Bu. Ve o arkadaşımız çok üzülüyor o gün bütün gün morali bitiyor. Her şeyi bitiyor yani. Hiç gasp edildin mi? Gaspa geldim. Hem de çok uzun bir gaspa geldim. Gasp derken sadece para anlamında düşünmesinler bunu. Tabii. O zaman gece tarifemiz vardı. Bağcılar'dan ara sokaktan önce birisi çıktı, el etti. Durdum. Bir anda 3 kişi oldular. Nasıl cesaret ediyor? Kanka millet deli sikmiş ya. Vallahi millet her şeye cesaret eder. Deli çok. Dediler ki ok meydanına gideceğiz. Tamam yeter, sıkıldım bu arada videodan. Çok da ilginç hikayeler yok. Beğenmedim. Hangi videoyu açtıysak bunu söyledik.